Hanimiş teknolojiden hepinize merhabalar ben Muratcan Safyrek. Sizlere para kazandırmaya devam ediyoruz. Bugün Türkçe ürettiğiniz içeriklerden sanki İngilizce içerik üretiyormuşçasına para kazanmayı göstereceğim. Yani şu an bir kazanıyorsanız bunu 5, 10 hatta bazı kanallar için çarpı 20 yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç abartmıyorum. Kanıtlarla göstereceğim. Siz nasıl yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle birçoğunuz muhtemelen artık biliyordur çünkü bunu ısrarla söylüyoruz. Türkçe içerikler yabancı içerik içeriklerden çok az çok daha az kazandırıyor arkadaşlar bu yüzden İngilizce içerik üretmeniz size çok daha fazla kazandırır ama İngilizce içerik üretemiyorsanız ya da uğraşmak istemiyorsanız ya da hala hazırda böyle 300 tane Türkçe videonuz varsa bunları sanki İngilizceymişçesine nasıl daha büyük gelirlere çevirebilirsiniz bunu anlatacağım yani Türkçe videolarınızda İngilizce içerik üretmişçesine gelir elde nasıl edilir bunu göstereceğim arkadaşlar öncelikle neden bu önemli şimdi baktığım zaman son 365 günlük kanalımı istatistiklerinde 1000 gösterim başına Türkçe içeriklerinden elde ettiğim gelirlerin 8 lira 67 kuruş olduğunu görüyorum. Son günlere baktığımda bu 12 13'lere 13 lere çıktı. Yani son zamanlarda iyi ama diğer gelirleri de son 1 yıllık bakacağım için 1 yıllık olarak anlatacağım. Son 1 yılda Türkçe içerikler bana 8,67 lira kazandırmış arkadaşlar. Şimdi bakıyorum eğer içeriğimin dili Türkçe olmasaydı ne gibi paralar kazanırım? Şimdi bunu ne belirliyor? Öncelikle bundan bahsedeyim. İçeriğinizden gelen paralar o içeriğinizden izleyen insanların ülkesinde dönen paralarla alakalı. Yani şöyle örnek vereyim. Sizi Türkler izlediğinde Türklerin reklamı çıkıyor. Yani Türk markaların reklamı çıkıyor ve siz bundan gelir elde ediyorsunuz. Sizi İngilizler izlediğinde, Amerikanlar izlediğinde oranın reklamları çıktığı için siz oranın bütçesinden pay alıyorsunuz. Ve biliyorsunuz ekonomimiz kıyaslanamaz. Yani hani ekonomiyle alakalı bir durum sizin ne kadar gelir elde ettiğiniz. Onların reklam bütçeleri çok daha yüksek olduğu için eğer onlar sizin videolarınızı izlerse onlar size daha fazla kazandırıyor. Diyeceksin hocam Türkçe içerik üretiyorum. Yani nasıl onlar beni izlesin? Aslında ışığımın pili bitti ya. Pili mi bitti? Aman tanrım. Neyse. Artık bugün böyle devam edeceğiz. Daha romantik bir ortam oldu. Olsun. Bakalım bugün de böyle olsun. Türkçe içeriğiniz var. Nasıl yabancılardan para kazanacaksın? Önce bir gelirleri göz atalım. Bakın bizde 8 lira olan gelirler örneğin Paraguay'da 232 liraymış. Bin gösterim başı gelir. İşte İsrail'de 144 lira. Avustralya'da 142 lira. Belarus'ta 135 lira bakın inanılmaz. Ben burada en yüksekten düşeye sıraladım. Böyle iniyorum. Bakın ilk 50 sonucun içerisinde Türkiye yok. Olamaz. İlk, muhtemelen ilk 100 sonuçta da yok. Yani düşünün ne kadar düşük olduğunu. Şimdi baktığında tabi buradaki dillerin hepsi İngilizce değil. Ama siz eğer İngilizce içerik üretirseniz dünya dili olduğu için buradaki her yerden para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Her yerden kazanabilirsiniz. Türkçe öyle değil. Türkçe Türkçeyi dünyada bilen çok az kişi var. İngilizce öyle değil. İngilizce dünyada çok fazla biliniyor. Yani Nijerya'da da, Kanada'da, Norveç'te, İsviçre'de iniyorum aşağılara. Rusya'da, Yunanistan'da her yerde İngilizce içerikle para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baktığın zaman bu bin gösterim başı gelir. Bu da benim elde ettiğim gelirler. Amerika Birleşik Devletleri. Mesela ben Amerika'dan 256 lira para kullanmışım. Bu arada bu kullandığım yöntemi ben bu kanalda daha önce kullanmadım. Yeni kullanmaya başlayacağım. Ve gelirleri nasıl arttıracağını da size anlatacağım arkadaşlar. Ama yine de bu bize bir kanıt. Şu gelirler bize bir kanıt. Mesela bakın ortalama bu videolar şunlar sıfır görüntülenme alarak bu paraları kazanmış. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Bakın Kanada'dan ben 25 lira <laughs> almışım ve çok özür dilerim. Ve sıfır görüntülenmeyle bunu almışım. Çok garip. Muhtemelen bu bir falandır yani niye böyle bir algoritma oldu bilmiyorum ama yani bir belki de yarım izlemeyle yani birisi gidip çıkmış ve ben bu parayı kazanmışım. Nasıl olmuş? Belki de kanalımın yanında bir yerde reklam gördü bunu kazandım. Yani bir şekilde kazanmışım bakın. Hiç izlenmeyerek bile para kazanabiliyorsunuz. O kadar açık aradaki fark. Yani yabancı içerik evet çok kazandırıyor ama sizin içerikleriniz yabancı değil. Siz nasıl kazanacaksınız? Arkadaşlar çok basit. Videolarınıza İngilizce altyazı ekleyeceksiniz. Hemen de o İngilizcemi biliyor nasıl? Çok basit arkadaşlar. Size bir taktik öğreteceğim. İngilizce bilmenize gerek yok. 2 dakikada tüm videolarınıza video başı 2 dakikada İngilizce altyazı ekleyebileceksiniz. Ama öncelikle tabii ki İngilizce altyazı ekleyebilmeniz için Türkçe altyazınızın olması lazım. Yapmanız gerekenleri size söylüyorum. Bakın. Altyazılar kısmına giriyorsunuz. Bir tane video seçeyim mesela katıl butonu nasıl açılır Bu videoyu Geldim. Bakın YouTube'un otomatik oluşturduğu Türkçe altyazı var. Tamam mı? Bu altyazılar okey güzel hiç yoktan iyidir ama çok sağlıklı değiller. Çok hata var. O yüzden kopyala ve düzenle diyerek bu altyazıları kendi çapımızda düzenleyeceğiz. Mesela bakın ben Hanimiş Teknoloji'den merhaba diye giriyorum videolara. Burada ne yazmış? Ulu Tanrı bir teknolojiden. Yani yanlış anlamış arkadaşlar. Hemen orayı düzeltiyorum. Hanimiş Teknoloji'den hepinize merhabalar falan. Böyle böyle buraları düzenliyorum. Yani videoyu izleye izleye dinleye dinleye YouTube'un yanlış çevirdiği kısımları düzenliyorum. Bunu yaptıktan sonra yayınla diyorum arkadaşlar. Yayınla dediğimde burada ikinci bir altyazı yayınlanmış olacak. Manuel bir altyazı. Bakın bu otomatik oluşturan bu da Türkçe video dili diye benim yayınladığım altyazım arkadaşlar. Bunu bu şekilde düzenlediniz, Türkçe yayınladınız. Bu arada bu Türkçe olarak da bunu yayınlamak, yani bu alt yazıyı düzenlenmeniz yine algoritmaya faydalıdır. Yani Türkçe içerikler için de çok faydalı bir şeydir. YouTube'a içeriğinizi açık bir şekilde belli etmiş oluyorsunuz. Bu da algoritmada öne çıkmanızı sağlıyor. Bu açıdan da kazanacaksınız arkadaşlar. Bunun yanında, şimdi Türkçe alt yazımızı yayınladık. Buradan hemen indir kısmından SBV formatında bu alt yazıyı indiriyoruz arkadaşlar. Sonra indirdiğimiz alt yazımızı Subtitle Trans Translator.com com adresine Subtitle.translator.com adresine girerek altyazımızı buradan upload diyerek Alt yazımızı seçip yükleyeceğiz arkadaşlar karşıya Seçtim ve yükledim Bu altyazı yazı yüklendikten sonra arkadaşlar Hemen hangi dile çevrilmesini istiyorsanız Ki ben buradan İngilizceyi seçeceğim Bence zamanınız varsa burada dünyanın önemli dilleri işte Almanca olsun işte Çince olsun Hepsine çevirip onları da ayrı ayrı tüm videolarınıza ekleyebilirsiniz ikinci planda Bu da sizin için faydalı olur Ben şimdilik İngilizce yetineceğim. İngilizceye çevir dedim. Çevrilmesini bekliyorum. Çok basit bir şekilde İngilizceye buradan altyazınız çevrilecek ve bunu sisteme geri yükleyerek İngilizce altyazılı videolarınız olmuş olacak. Burada kritik nokta şu ki sizin bu Türkçe altyazıları düzenlemiş olmanız lazım. Yani Türkçesi açık bir şekilde ise İngilizcesi de hatasız bir şekilde çevrilecektir arkadaşlar. Evet. Accept diye kabul ettim ve çevrildi. Şu an tekrar altyazımı buradan seçiyorum ve görüntülüyorum. Hello to all of you from Hanimiş Teknoloji diye çevirdi. Burada kanalımın adını çevirmiş niye çevirmiş bilmiyorum. Onu mesela düzenleyebilirim. Pardon biliyorsunuz özel isimler İngilizce çevrilmez zaten. Muhtemelen onu bir kelime zannetti. Mesela hani miş teknoloji. Yani bunu çevirmesini okey. Buna hani teknoloji de normalde belki özel isim olarak çevrilmez ama sonuçta teknoloji okey onu da çevirmiş. Buradan İngilizceniz varsa biraz göz atabilirsiniz ama hiç bilmeseniz bile hiç önemli değil. Çünkü çok ufak hatalar yaparak çeviriyor. Yani çok önemli hatalar yapmıyor arkadaşlar. O yüzden İngilizceniz yoksa da inanın hiç önemli değil. Buradan next diye bunu hemen indireceğim. İndirme kısmında download diyorum hemen. Buradan işte bağış yapmamı istiyor. Ben de bağış yapmak istemiyorum. Desteklemek, sizi desteklemek istemiyorum deyip direkt indiriyorum. Yani bağış yapmadan ücretsiz bir şekilde indiriyorum. İndikten sonra şöyle bir klaser olarak indi. Hemen şunları da çıkarıyorum RAR'dan. Ve evet alt yazım burada arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken şey yanlış ekmeğe geldim. Bir yandan Valorant videosu da çekiyordum. Valorant nasıl yüklenir videosu çekiyorum. O yüklenene kadar da farklı bir video çektim dedim. Bu kadar da üretkenim arkadaşlar. Arada bir video daha çektim. Bugün 3 tane bayramın ikinci günündeyiz. Bayramın ikinci günde size 3 tane video çektim. Bunun için hemen like atıp yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hatta bütçeniz varsa daha önemli, daha işte verimli videolardan faydalanmak için katıl butonuna tıklayarak katıl üyesi olabilirsiniz arkadaşlar. Evet var olan yüklenmiş. Birazdan ona devam ederiz. Şimdi arkadaşlar gelmeniz gereken şey tekrar videomun altyazılar kısmına geldim. Ve evet burada otomatik Türkçe dilim benim eklediğim Türkçe dilim var. Ve buradan yeni bir dil ekle diyorum. Ve de işte buradan tekrar İngilizceyi seçiyorum. Tabi ile aratmam lazım Türkçe olduğu için. İngilizceyi arattım ve alt altyazılar kısmından dosya yükle diyerek zamanlama ile diyeceğim. Burada zamanlama otomatik oluşmuştu ve İngilizcesinde de o otomatikliği bozmadı benim platformu. Yani gidip Google'dan çevirseniz zamanlama bozulur. O yüzden ben otomatik zamanlamalı formatını buradan bozulmadan çevirdim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bunu da böyle kontrol edebilirsiniz. Altyazım oldu. Şimdi yayınla diyorum. Yayınla dedikten sonra şu an altyazım oldu. Bakın İngilizce altyazım var. Bunu daha verimli hale getirmek için ekle kısmından başlığı ve açıklama kısmını da çevirebilirsiniz arkadaşlar. How to earn money from YouTube şeklinde bir açıklama yazabilirim mesela ben buraya. Başlık yazabilirim. Bunları da yaparsanız başlık altyazı tamamen İngilizce olur. Bu nasıl olacak diyecek olursanız Türkiye kaynaklı yani Türkçe dili kullanan birisi arattığınızda açıklamayı ve başlığı Türkçe görecekken İngilizce ana dili İngilizce olan birisi yani İngilizce konuşan birisi, bilgisayar İngilizce olan birisi arattığında işte how to do videosu görecek. Yani Türkçe'de nasıl yapılır videosu İngilizce'de how to do videosu görecek. Başlığı açıklamasını İngilizce görecek. Burada sizin için ne dezavantaj olabilir? Mesela şuralarda çok Türkçe açıklama yazdığınızda bu yabancıların dikkatini çekmeyebilir ama mesela bazı videolara hiç bakayım var mı öyle videom genelde ben açıklama yazıyorum ama örneğin mesela bakın şu videoda yabancı birisi bu videonun Türkçe olduğunu bile tıklayana kadar anlamaz arkadaşlar çünkü Türkçe hiçbir şey yok ve başlığı falan İngilizce göreceği için tamamen İngilizce diye tıklayacak ve hani belki sizin konuşmanızı bile muhabbetinizi bile sevebilir sizi daha fazla takip edebilir zaten altyazıdan ne anlatmak istediğinizi anlayacaktır arkadaşlar bununla alakalı sizin işinize yarayacak çok güzel bir tüyo daha vereceğim arkadaşlar arkadaşlar Eğer sizin de benim gibi altyazı eklemeye zamanınız yoksa bunun için bir eleman tutabilirsiniz arkadaşlar bunu ticari forumlarından arondan oradan buradan da tutabilirsiniz ya da be benim yaptığım gibi sosyal hayatınızdan tesadüfen denk geldi Naime diye bir arkadaş buradan da selamlar olsun ben yaparım dedi ona verdim bu durumda kanalınızı ona vermek istemeyebilirsin yani zaten kanalınızı kimseye vermeyin mail adresini falan onu altyazı düzenleyicisi olarak ekleyebilirsiniz bu yüzden ayarlar kısmından izinlere geliyorsunuz Bakın ben şöyle onu eklemişim zaten. Buradan hemen davet et diyerek birinin mail adresini yazıyorsunuz. Ve erişim kısmından buradan alt yazı düzenleyicisi olarak eklediğinizde sadece kanalınızda alt yazı düzenleyebilir, alt yazı ekleyebilir. Böyle bir rol vermiş olursunuz. O da bunu kabul etmesi lazım bu daveti. Sonunda da sizin alt yazı düzenleyicisiniz olur. Bunun dışında buradan farklı yetkiler de var bu arada. İşte sadece kanalınızın istatistiklerini görebilir ama hiçbir şey yapamaz gibi rolleri var. Yani kanalınızda farklı üyeler eklemek istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Bu arada evet YouTube kanalınızı geliştirmeniz için ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bunun yanında eğer ciddi ciddi bu sektörden para kazanmak istiyorsanız hanimiş katıl üyelerine özel. Şöyle YouTuber'ların sizden gizlediği gizli gelir kaynakları ve YouTube sponsoru nasıl bulunur gibi önemli videoları da buradan yayınlıyoruz. Hemen katıla sadece 25 lira ödeyerek bunun karşılığında 25 bin lira belki 50 bin lira olarak zamanla geri dönüşünü alabilirsiniz. Tabii ki şu değil. Video izleyince 25 bin lira kazanmayacaksınız. İzleyeceksiniz belki bir yıl çalışacaksınız. Sonucunda 50 bin 100 bin liralara kadar çok daha fazla paralarda kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir eğitim kanalıyım. Ben daha az içerik üretiyorum. Siz daha fazla içerik üretip daha fazla paralar kazanabilirsiniz. Bu benim stratejim. Bu benim yapmak istediğim şey. Yani örneğin şey bakılıyor mesela. Ben 36 bin aboneyim ama beni 100 bin 200 bin 300 bin aboneli birçok kanal takip ediyor arkadaşlar. Benden bir şeyler öğreniyor. Çünkü ben eğitim sektörü bu kadar gelişiyor arkadaşlar. Yani Zaten şu an Türkiye'nin en büyük YouTube'la alakalı eğitim kanalı da 250 ya da 300 bin aboneye sahip. Ama eğlence kanalına baktığında bu sayı milyonlara artıyor. Yani böyle kıyaslayabilirsiniz aslında. O yüzden kategorinizi de iyi seçin. Ben sevdiğim şeyi yapmaya devam edeceğim. O zaman kanala abone olduysanız, Instagram Muratcan Safirek adresini takip ettiyseniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgiyle kalın. YouTube'la kalın.